aslında doğrusunu söylemek gerekirse Dalyan'a gelmiştim. Dalyan'da Aydın'a gidiyoruz. Bisikletle gezeceğim önce. Uygun bırakacağım aparata. Hem kuş cennetini görmüş olursunuz hem de bize iyi seyirler. Sayıda burada flamingo var. Flamingo güzel. Hani ben deltaya suyu görünce zaafım iyiydi. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alan. Bisikletle yapıyoruz şeyi. Kapalı gibi bir şeydi. Çok fazla insan yok. Sadece benim hedefim şu karşıdaki tepeler. Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. İzmir Kuş Cenneti'ndeyim. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse Dalyan'a gelmiştim. Dalyan Home'a gelmiştim ama Dalyan Home'un girişleri kapalı olduğu için ben de hemen yanındaki kuş cennetine geldim. Hazır gelmişken buranın da çekimini yapmak isterim. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Bisikletle gezeceğim önce. Uygun bulduğum noktalarda çekim yapacağım. Giderken de kamerayı göğsüme takacağım aparata. Hem kuş cennetini görmüş olursunuz hem de güzel bulduğum noktalardan elimden geldiğince güzel videolar çıkarmak için çalışacağım. Şimdi iyi seyirler. Bu yol Dalyan'a gidiyor. İlerisi zaten Dalyan. Dalyan'ın aşağıdan araç girişi kapalı. Ama burası var. Güzel. Burası güzel bir sulak delta. İleride flamingolar var. Şu an gördüm. Yaklaşık olarak 20 kilometrelik bir alan içerisinde biraz daha gelmişken çalışıp gidelim. Burası kurumuş bir delta. Yerde tuz kalıntıları var. Ama inanılmaz güzel de bir görseli var. Tabii ki de ben de bu fırsatı değerlendirip burada resim çekeceğim. Demiş tuz. İzmir Kuş Cenneti'ndeyim. Çok sayıda burada flamingo var. Flamingo'nun Türkiye'de 2 yerde üretimi yapılıyor. 2 yerde yaşıyor. Bunlardan biri de bu delta. Gediz deltası. Gerçekten güzel. Hani ben deltaya, suya karşı bir şeyim var böyle. Zaafım var. Ve bu deltanın güzelliğini görünce zaafım iyicene atlandı. Burası derecede güzel bir yer. Burası yaklaşık 20 kilometrelik bir alan. Bisikletle yapıyorum şeyi. İçeri araç girişi yasak dediler. Zaten kapalı gibi bir şeydi. Çok fazla insan yok. Sadece benim Ama çok güzel bir görsel var. Hedefim şu karşıdaki tepeler. Tepelere çıkıp tepelerden çekim yapacağım. Ondan sonra döneceğim ve programımı, çekimimi bitireceğim. Sizlerin de buraları görmesini istedim. Yani yakından görmenizi çok istiyorum ama uçuyorlar bence karşıda doğan. Çok sayıda kuş türü var. Daha önce hiç görmediğim kuşları gördüm ben burada. Özellikle flamingolara inanılmaz derecede hayran kaldım. Çok güzeller. Allah çok güzel yaratmış. Kanatlarının böyle pembesi olması, gagaların pembesi olması. Bir de pembe renkli değişik bir kuş gördüm. Cinsini bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi. Üstünden uçarken fotoğraflarını çekmeye çalıştım ama çekemedim. Biraz sızdılar. Ama çok güzeldi ya. Yani gerçekten güzel. Eğer yolunuz buraya düşerse buraya gelmenizi ben sizlere tavsiye ediyorum. Ailenizle, çoluğunuz, çocuğunuzla güzel bir anı geçiririz, yaşarsınız. Güzel anılar biriktirirsiniz buralarda. Bir de Allah'ın büyüklüğünü bir kere daha burada görebilirsiniz, şahit olabilirsiniz. Çok güzel kuşlar var, envai çeşit renkli kuşlar var. Hepsi birbirinden güzel ya. Vallahi insanlar ne kadar az şükretse azdır bu güzellik karşısında. Cidden cennet bir vatanımız var, kıymetini bilmek gerekiyor. Yani şuranın güzelliğine ben inanılmaz derecede hayran oldum. Böyle ince ince yollar var. Yollarda bisikletle gidiyorsunuz. Her tarafınız göl, deniz. İlerisi deniz. Şu tepelerin arkası deniz. Ege denizi. Dalyan Home var orada. Giriş kapalıydı ama tepelerden görünebiliyor. Kıyının diğer tarafı gözüküyor. Şimdi oraya doğru hareket edeceğim. Kıymetli dostlarım, yavaş yavaş artık dönüş saatime geldi. Yaklaşık 3 saattir bisiklete geziyorum deltayı. Çok güzel bir yer. Ben çok sevdim, çok beğendim. Mutlaka gelinip görülmesi gereken yerlerden biri bence, bana sorarsanız. Görseli çok güzel. Burada delta kurumuş, deniz suyu bu. Çünkü her taraf tuz. Tuzların arasında resim çekindim. Altı bataklıkmış, onu fark ettim. İki üç defa battım. Yani az daha bu güzel manzaranın görseline kurban gidiyordum. Burada bir de kimse yok. İşin şeyi o, kötü yanı o. Yani batsaydım yandığımızın resmiydi. Yine verilmiş sadakamız varmış da çok şey yapmadık, çok bakmadık. Ama çok güzel bir yer. Hemen yanım delta zaten. Burası şey, Dalyan Home yan taraf. Burası da İzmir Kuş Cenneti. Çok güzel bir görsel var. Ben sizlerin de görmesini istediğim için tekrardan durdum. Normalde kayalıklara çıkacaktım da hem çok yoruldum. Gerçi dibine kadar gelmişim de bir yandan da git diyor içimden bir ses. Bir yukarıdan çekim yapsam güzel olurdu diye düşünüyorum ama ayağımda parmak arası terlik var. Bir de geç kaldım. Başka yere gitmem de gerekiyor. O yüzden galiba döneceğim. Ve çok fazla yılan var burada. O dikkatimi çekti. Özellikle bu sulu alanlarda çok fazla yılan var. Ayağımda terlik olduğu için çıkmak istemiyorum açıkçası. Yani bot olduğu zaman sıkıntı değil de yani ısırsa bile ısırıkları botu çok geçmiyor. Böyle çıplak ayakla çıktığım zaman parmak arası terlikle ısırırlarsa benim için sıkıntı olur. Çünkü bayağı da alan da bayağı uzak ve kimse yok burada. Yani farkındaysanız zaten tek tek başına dolaşıyorum buralara. O yüzden en güzeli başımıza bir kaza bela gelmeden yavaş yavaş karavanımıza dönmek. Allah'a emanet olun. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm.